Herkese tekrardan merhaba. Ben Saykın Dudağ. Herkese hoş geldiniz diyorum. Bugün 26 Eylül 2012 günlerden çarşamba ve günün ikinci canlı yayına, ikinci seansa başlıyoruz arkadaşlar. Saatlerimiz 16.30 şu anda. Merhabalar Sait Bey, siz de hoş geldiniz. Katılım fena değil yine arkadaşlarımız bizimle birlikte olmayı seçmişler. Herkese çok çok teşekkür ederim efendim. Şimdi öncelikle Euro Dolar paritesi için ne diyebiliriz arkadaşlar? Euro Dolar paritesi için bakın sabah saatlerinde şurada bir aralıkta takıldığımızdan bahsetmiştik sizlere. Şurada görmüş olduğumuz aralığın altında bir kapanış yaptık. Şurada görüyorsunuz ve arkasından yaklaşık 22 pip civarında bir hareket gerçekleşti. 1.2833'ü bekliyorduk. Fakat 28.33'ü beklerken 35'lerden yukarı doğru tepkiler geldi. Şu an için net olarak yukarı döndük diyebilir miyiz? Hayır. Bunun için şuradaki bölgenin içine girmemiz gerekiyor arkadaşlar. Ne demiştik? Bu seviyenin altında kalmadığımız sürece yukarı hareketler bekliyorduk. Ama asıl yukarı hareket için 22.85'in yani şu aralığın dışına çıkmamız gerekiyordu. Bunu başaramadı ve altında şurada görmüş olduğunuz gibi 28.60 civarlarında bir kapanış yaptı ve arkasından demiş olduğum gibi biz ortalama olarak 25 piplik, 26 piplik bir geri çekme bekliyorduk. Hareket 22-23 pip civarına kadar gerçekleşti. Yine arkadaşlarımız için faydalı olduğunu düşünüyorum ben bu analizinde. Bakalım şimdi 28.65'in üzerinde kalıp bu aralığımızın tekrar içine girebilecek miyiz? Girersek ne yapıyoruz? Bekliyoruz ki 85'in üzerine çıkılabilsin ve bunu başarırsa, 85'in üzerine çıkmayı başarırsa şurada görmüş olduğunuz gibi 29.18'ler karşımıza çıkacak. Şu seviyeye kadar bir hareket gelme ihtimali söz konusu olabilir arkadaşlar. Yine bakın buralarda haftalık ve günlük grafikler için baktığınızda Fibonacci düzeltme seviyelerimiz var. Yani aslında orta vade için görüşümüzde ya da bir değişiklik yok. Dün de bahsettiğimiz gibi 29.70 seviyesiydi dün. Bugün artık bu seviye şu anda 29, bakalım şöyle bir tam olarak 29.43'lere kadar geldi diyebiliriz. Yani bu seviyelerin altında kaldığımız sürece orta vadeli bu düşüş kanalının devamının gelme ihtimali kuvvetli arkadaşlar. Bunu da söyleyeyim. Temel olarak baktığımızda ise ekonomik gelişmelere pariteyi yukarı çıkartacak ve şuradaki tekrar göstereyim bakın 4 saatlik grafiklerde şuradan başlayan aşağı trendi bozacak bir hareket söz konusu değil şu anda. Bunları kaldırabiliriz. Fibonacci düzeltme seviyelerini kafamız karışmasın. Sadece bu seviyelerde gerçekten de takılmalar olabilir. Onu göstermek için bunları çizmiştim. Şimdi bakacağız şuradaki aralığın üzerinde kalabilecek miyiz? Bakın bu aralığın üzerinde kalmadığımız sürece 28.33'e kadar gitme ihtimalimiz hala söz konusu. O yüzden dikkatli olun, şu anda yukarı hareket beklentisi içerisinde değiliz. Bakın tekrar hatırlatıyorum, şuradaki aralığın içinden çıkmamız gerekiyor ki güvenilir bir şekilde yukarı doğru tepkiler gelebilir diyebilirim. Yani kısa vadede bile trend aşağı, sadece dediğim gibi şu seviyelere yakın belki denemeler gerçekleşebilir. Ses gitti diyen arkadaşlar olmuş. Ses gelmiyor mu şu anda sizlere, daha doğrusu kimseye gelmiyor mu acaba? Sadece Arif Bey için geçerli bu. Var demişler. Geliyor, titreşimi geliyor. Tamam, sonuçta geliyor. Şu an iyi. Peki. Devam edelim o zaman. Şu iki bölgeden bahsettik. Hani diyeceğimiz başka bir şey yok. Şu bölgenin üzerine çıkarsak ancak yukarı doğru tepkiler gelebilir. Şu mavi aralığın. Denemek isteyen arkadaşlar yine çok küçük stoplar ile şu seviyeye yakın yerlerden denemeler yapabilir. Bu da bir başka bir strateji, yine gerçekleşebilir ama bu işe güvenli bir şekilde hareket etmek için şuranın üzerinde çıkmamız gerekiyor. Peki sterlin dolara bakalım şimdi kısaca hemen. Sterlin dolar paritesi için söyleyebileceğimiz şey hala 61.58'in altında kalamadı. Euro olarak böyle çok çok daha kuvvetli bir görünüme sahip sterlin dolar. Eğer ki buradan yukarı doğru tepkiler gelirse ki özellikle bugün için değil ama yarın özellikle bu hareket gelirse yukarı doğru hareket etme ihtimalimiz kuvvetli olacak biraz daha.
61.58'in altında saatlik bir kapanış bakın hala yapamadığı, yapmadığı sürece de biz aşağı hareket beklentisi içerisinde olmayacağız sterlin dolar paritesi için. Altına baktığımızda günün en hareketli değeriydi altın. Şöyle baktığımız zaman bakın orta vade için ne demiştik? Şuradaki bölge kısa vadeli bir destek demiştik. Buranın altını kırdı ve 1748.60'a kadar ulaştık. Sonra yine bakın sabah saatlerinde mavi bir alan taramıştık sizlerle beraber. Bu alana kadar geldi ve tekrar 1748'e ulaştı. Ya orta vadeli düşünenler için hala yukarı hareket ihtimali söz konusu. Şuradaki tren çizgisi ya da şu mavi bölge. Yani şuradaki aralık kırılmadığı takdirde eğer buranın altına inersek çok da fazla direnmemek gerekiyor. 1700'lere doğru bir geri çekilme gelebilir. Dolar TL'ye de bakalım hemen. Dolar TL içinde ne demiştik bugün için? Şu bölgenin üzerinde kaldığımız sürece yukarı hareket beklentimiz vardı ama şurada görmüş olduğunuz dirençlerden de bahsettik. Hareketli ortalamalar iyice sıkıştı bu seviyelerde ve kuvvetli bir direnç olmaya devam ediyor. Çok fazla fırsat bugün için Dolar TL'de olduğunu sanmıyorum ancak şuradaki aralığın üzerine çıkarsak ancak yani 80.08, 79.77 üzerine çıkarsak ancak 80.59'a doğru hareket devam edebilir, gelebilir. Bunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Bir de neye bakacağız? VTI değil mi? Evet, bir de VTI'ye bakalım. VTI içinde şuradan platformumuzu açalım. Evet, VTI için 90-21 seviyelerinde şu anda sabah saatlerinde belirtmiştik. 90-54'ün altında 89-93'e kadar bir hareket gelebilir diye. Görmüş olduğunuz gibi bu hareket gerçekleşmiş ve 90.54'ün altında 89.93'e kadar bir geri çekilme yaşamış parite. Bunu da bakın net olarak görüyorsunuz şuradaki bölgede. Bu seviyenin eğer ki üzerinde tekrar kalmayı denerse ki bakın kırdıktan sonra bir daha üzerinde kalamadı. Yukarı tepkiler belki gelebilir ama bu seviyenin altında olduğumuz sürece gene 89.93 arkasından da 88.90'lara doğru bir geri çekilme gerçekleşebilir. Ses konusunda sanırım bir sıkıntı var bu kayıttan dolayı da olabilir. O yüzden kaydımızı şu anda durduralım ve burada olan arkadaşlarla beraber devam edelim biraz daha detaylı olarak.